Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bu videodaki konumuz Inner sınıfı ve G-Option chain ile klavyeden veri alma işlemlerini yapacağız. Bunun için ilk önce Inner sınıfına giriş başlığı altında bir eğitim videosu çekeceğim. İlk olarak daha önceden bunu kullandığımızı izlediyseniz eğer hatırlarsınız zaten. Inner sınıfını kaç videomuzda kullanmıştık. Bir programlama dilinde kullanıcıdan veri girişi yapmasını bazen isteyebiliyoruz. Kullanıcının girdiği bu verilere göre işlem yapabilir. Bunları ekrana yazdırabilir veya herhangi bir yere parametre olarak verebiliriz. Bunların örneklerini zaten daha önceki videolarımda yapmıştım. Bunu Java'da scanner sınıfı ile yapıyoruz. Eğer bu sınıf kavramının ne demek olduğunu merak ediyorsanız nesneye yönelik programlama konusunda bunu bol bol kullanacağız. Inner sınıfı java.util paketinde yer alır. Inner sınıflarını kullanabilmek için java.util.scanner sınıfını import etmemiz gerekir. Fakat bizim kullandığımız bir yöntem vardır. O da şu. Daha önce bu scanner sınıfını dahil etmeye çalıştığımda bu işareti birkaç defa gördünüz. O da şu. Java'nın util bakın otomatik olarak tamamladı zaten. Bu paket altındaki bütün sınıfları otomatik olarak kullanıyor. Gerektiğinde bu sınıfı buraya yazmış olarak kabul ediyor. Yani bu aslında eğer ben scanner'ı çağırırsam şu anlama geliyor. Util scanner. Şu anlama geliyor. Bununla bu aynı şey. Herhangi bir şekilde performans kaybına vesaire de sebep olmuyor. Inner sınıfı ile klavyeden veri okumak için öncelikle sınıftan bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Biz bunun örneğini daha önceden yapmıştık. Tekrar yapalım. N eşittir. New Inner. Sistem S'yi büyük yazmamız gerektiğini özellikle söylemiştim. Datin. Deyip buradan nesnemizi türettik. Biz bu nesne olarak mesela int tipinde bir değişken alalım klavyeden. Böyle okunaklılık açısından int tipinde bir değişken veririz. Diyelim sonra int tutucu diyelim eşittir. N nokta dot next int diyelim. Sonra da bunu ss out deyip yazdıralım. Bakın. İn tipinde değişken giriniz. 5, 5. Girdiğim değişkeni yazdırdım. Şimdi burada özellikle dikkat etmek istediğim bir şey var. String tipinde bir ifade veya int olmayan herhangi bir şey girersem ben buraya bu hatayı alıyorum. Mismatch exception. Bu hatalar önemli. İlerleyen konularda exception handling dediğimiz bir konuyu işleyeceğiz. Orada bunlardan da bol bol söz edeceğiz. Mesela bir şey daha deneyelim. 1.0. Double'ı bile kabul etmiyor bir türlü. Buraya özellikle dikkat etmek istedim. Şimdi benzer şekilde bütün veri tipleri için ben buradan bize tek tek girdiler yaptırayım. Sonra da dersi sonlandırayım. Bu int tipinde bir tane byte tipinde olsun. Bir tane short tipinde, bir tane float tipinde, bir tane double tipinde, bir tane boolean tipinde, bir tane next line, bir tane de scan.next için olsun. Tutucu 1 diyelim. Tutucu 2 diyelim. Tutucu 3 diyelim. Tutucu 4. 5, 6 ve 7. Şimdi bir de bunları tutucu 1, tutucu 2. Şu an karışık görünüyor. Evet farkındayım. Birazdan boşluklarla vesaire biz bunu daha okunaklı hale getireceğiz. 6, tutucu 7. Şimdi biz int tipinde olanı yazdırdık. Böyle biraz boşluk bırakalım ki okunabilirliği artsın.
Biz int tipinde olanla işimizi bitirdik. Sırada hangi tip olsun? Byte tipinde olsun. Byte tipinde bir değişken girelim. Dolayısıyla burası byte olacak. N nokta next. Bakın. Byte. Aynı şekilde bunu yazdıralım. Byte'ı tamamladık. Şimdi short olsun. Short tipinde. Dolayısıyla burayı short yapacağız. Daha sonra ise kızardı gördüğünüz üzere. Next short diyeceğiz. Buraya bastığın zaman otomatik olarak geliyor. Burada ise float tipinde bir değişken alalım. Float. Buraya delete yapalım. Scan.next. Bakın geldi zaten otomatik olarak. Burada float yaptık artık. Double olsun. Double diyelim. Scan.next. Double diyelim. Burayı da hallettiğimize göre. Şimdi Boolean tipinde. Burası da doğal olarak Boolean olacak. Next. Her zamanki gibi Boolean olacak. Şimdi gelelim bu ikisine. İkisi de string tipinde olacak. Ama bunları birbirinden ayıran bir özellik var. Bunlar da haliyle string olacak. Şimdi ben n.next dediğim zaman bu girdi de space varsa o space'i değişkene aktarmayacak. Burada line dediğim zaman klavyede aldığımız veya girdi diyelim uzatmayalım. Girdi de space varsa o space'i değişkene aktaracak. Bunlar ne demek? Sırasıyla girince anlayacağız. Int tipinde bir değişken girelim. Tamam. Byte tipinde bir değişken girelim. Tamam. Short. Short yazmışız. Short yazmışız. Onu bir short yapalım. Çok da sorun değil. 5 girelim. Rahat tipinde 5 nokta 5.5 girelim. Bakın input mismatch exception. Girdiğimizde float olmadığı için hata verdi. Şimdi tek tek bunları göstermek uzun olduğu için double'da da zaten gireceğimizi ne yapmaya çalıştığımızı siz anladınız. Ben bunu şu şekilde yapmak istiyorum. Özellikle şu iki olaya, string'deki şu olaya dikkat çekmek istiyorum. Bunları ayrı ayrı inceleyelim. Kodu çalıştırdığımızda string tipinde bir değişken girelim. Bakın. Sadece Abdülsamet yazdı. Aradaki boşluk ve Karadeniz'i algılamadı. Şimdi bunu yorum satırı yapıp burayı açarsak ve bunu çalıştırırsak gördüğünüz üzere çıktı. Boşluklu ve boşluktan sonraki karakterleri de değişkene atadı. Bununla ilgili yapabileceğimiz çokça örnek var. Fakat zaten neredeyse hepsini ben burada size gösterdim. Bundan sonra örnek geliştirmek size kalmış ki zaten kodumuzun yani kursun devamında bu örneklerden çokça örnek bulacaksınız. Onda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.